Herkese merhabalar. Onun sınıf kanalımıza yüzlerce yorum geldi. Hocam yaz tatilinde ne yapmalıyız dediler. Ve bizler de sizlere mükemmel bir video hazırladık. Nazlak demiş ki 9 tane eksiklerimiz var. Yaz tatili 90 gün boyunca tamamen tyt kamp yapabilir misiniz? TET yaz halledelim şimdiden teşekkürler demiş. Zehra Duman sayısalcılar yaz tatilinde nasıl bir çalışma yöntemi takip etmeli demiş. Hiranur Hulat onun sınıfı ve hocam bildiğiniz üzere 9 sınıfımız o kadar da verimli geçmedi. Yaz tatilimizi nasıl geçirmeliyiz demiş. Tonguç Akademi kat demiş. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Sizlerin yorumları bizler için çok değerli ve şunu hiç unutmayın. Bizler sizlerle uzun bir başarı yolculuğuna çıktık. 9, 10, 11, 12 ve sizleri üniversite kapısından istediğiniz hayaliniz üniversite kapısından uğurlayıncaya kadar sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Yeter ki kendinize inanın, bizlere güvenin, güzel güzel çalışacağız ve başaracağız. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki üniversite sınavı dediğimiz YKS 9. 10. 11. 12 konularından oluşuyor. Yani şöyle gösterelim. TYT dediğimiz sınav 9. ve 10. sınıf konularından AYT dediğimiz sınavda 11-12'den oluşturuyor. Üniversiteyi kazanmanızı, istediğiniz bölümü kazanmanızı AYT sağlayacak. İstediğiniz üniversitenin, istediğiniz şehirde olmasın. Yani mesela tıp istiyorsanız AYT'niz çok çok iyi olmalı. Ama Cerrahpaşa tıp istiyorsanız TYT'niz de çok çok iyi olmalı. Ama AYT'niz kötüyse, TYT'niz süperse tıp kazanamazsınız yani. O çok önemli. Dolayısıyla 11 AYT çok önemli. TYT ise biraz daha yoruma dayalı bir sınav. Daha iyi üniversiteler, daha iyi şehirler, büyük şehirlerdeki üniversiteleri kazanmak için TYT puanı değerli oluyor. Bir de barajı geçmek için değerli oluyor. Şimdi iki sınav arasındaki temel farklılık bu. Bak bunu herkes söylemez sizlere. Şimdi sizler Dokuzu bitirdiniz. Hocam eksik bitti diyorsunuz. Haklı olabilirsiniz. Onun sınıfa geçiyorsunuz. Bu da önemli. Onun sınıfa geçtiğinizde bomba gibi başlamanız lazım. 9 ve onu iyi bir şekilde bitirdiğinizde TT halletmiş olacaksınız. TT hallettiğinizde de az önce söylediğim gibi üniversite sınavının yüzde kırkını en önemli kısmını gireceğiniz şehri gireceğiniz üniversitenin adını verileceksiniz. O zaman ne yapmalıyız hocam? Burada en önemli şey şu arkadaşlar. Üniversite sınavına hazırlıkta en değerli şey şudur. Esas sizin yapacağınız şey ne biliyor musunuz? Bir pasta yemek. Pasta düşünün şöyle büyük bir, çok büyük bir doğum günü pastası düşünün. Çok büyük tamam mı? Şimdi ben size desem ki arkadaşlar bu pastayı böyle dilim dilim bitirelim beraber desem çok keyifli olabilir. Önce bu dilimi yersiniz. Biraz sonra veya birkaç saat sonra veya yarın diğer dilimini yersiniz. Dilim dilim yediğinizde bu pasta lezzetli bir şekilde biter. Ama bu pastayı bir oturuşta bir seferde yiyin desem Birçoğunuz bu olmaz ben bunu ütremem der ya da mideniz bulanır. Gerçekten rah rahatsız olursunuz. İşte bütün lise hayatınız boyunca öğreneceğiniz şeyler 9 10, 11, 12'ler hepsi birer pasta dilimi gibi. Bunları dilim dilim bitirdiğinizde, zamanlı bir şekilde bitirdiğinizde lezzetli bir pasta gibi bitecek ve üniversite sınavına girdiğinizde hayallerinizdeki üniversiteye ulaşacaksınız. Ama bunları savsaklarsanız ya 9 bitti 10'a bakarız, 10 bitti 11'de bakarız, 11 bitti 12'de hazırlanırız, 12'de bitti ben sonra mezunken girelim derseniz bütün bir pastayı bir anda bitirmek gibi olur. Ya bitiremeyeceğim yani ben kazanamayacağım iyi üniversiteyi der, hedeflerinizi küçültürsünüz. Ya da hepsini bir anlamaya çalışırsınız o da tam istediğiniz başarıyı getirmez. İşte bunun için dilim dilim ilerleyeceğiz ve hedefimizi hiç küçültmeyeceğiz. Bizler en başından hedefimizi belirleyeceğiz ve kendimize kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyeceğiz. Uzun vadeli hedefimiz ne olabilir? İşte doktor olmak, şair olmak, müzisyen olmak... Öğretmen olmak, mühendis olmak, yazılımcı olmak, astronot olmak, futbolcu olmak fark etmez. Herkes istediği hayali belirleyebilir. Bu uzun vadeli hedefi için orta hedefler olması lazım. Nedir? Mesela bu yaz Mutlaka 9'dan 10 hazırlık kampına katılacağım. 9'dan 10 hazırlık kampında çünkü sizler için... ...hem matematik tekrarı, hem fizik, kimya, biyoloji... ...hem de edebiyat, tarih, coğrafya tekrarı var. Nasıl yani hocam? Çünkü size, hani size dedik ya 9 ve 10 konuları TT oluşturuyor. Onun sınıfta öğreneceğiniz konuların... 9'daki tekrarını yapmış oluyoruz. Yani 10. sınıfta göreceğiniz X konusunun 9. sınıfta görülmüş halini tekrar ediyoruz sizlerle. Hatta bunun ortaokul halini bile tekrar ediyoruz. Hangi derslerde? Matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafyada. Peki hocam niye edebiyat, tarih, coğrafya veya matematik, fizik, kimyada görüyoruz? Çünkü bu TET. TET sorumlusunuz. O yüzden burada güzel güzel tekrarımızı yapıyoruz. Şimdi bu orta vadeli hedefimiz. Kısa vadeli hedefimizde ben bu ay mutlaka şu kitabı okuyacağım. Ben bu ay işte örnek veriyorum şu testleri bitireceğim şekilde söyleyebilirsin. Hatta bu e, 910 9 hazırlık kampımızın e, seti de var. 9 hazırlık seti. Burada mesela ben buradaki 9 ona matematik kitabını bitireceğim diyebilirsiniz. Veya 9 ona edebiyat tarih olarak kitabındaki şu testleri bitireceğim diyebilirsiniz. Bunlar sizin Kısa vadeli hedefleriniz olacak. Şimdi okul başlarında bu hedeflerin e, yeri daha da değişecek. Yani uzun vadede okulda işte onun sınıfta en yüksek e, ortalamayı getirmek. Orta vadede o ay şu test kitabını getirmek. Kısa vadede bu hafta bu hedefleri bitirmek olabilir. Ama şu anda sizin mutlaka bir hedefiniz olmalı arkadaşlar. Bu hedefiniz, e, bu hedefinize ilerlerken bitirebilecekleriniz için ilk başta kısa vadeli hedefleriniz belirleyin. Bizler sizler için 9'dan 10 hazırlık kampımızı yaptık ve 18 Temmuz'da, pazartesi günü mükemmel bir şekilde başlayacağız. Bak şimdiden gün gün videolarınız, gün gün dersleriniz hepsi belli arkadaşlar. Arkada edebiyat, tarih, coğrafya var. Önde fizik, kimya, biyoloji, matematikte başlayacağız. İlk başta matematik, sonra fizik, kimya, biyoloji, sonra edebiyat, tarih, coğrafya ile mükemmel bir şekilde ilerleyeceğiz. Peki hocam, tamam burayı anladık ama biz ne yapacağız yazın diyorsunuz. Bizler sizlere videoları anlattıktan sonra sizler bu size gösterdiğimiz setin içerisinde bulunan kitaplarla tekrarınızı yapacaksınız. Mesela 9'dan 10'a matematik kitabında örnek veriyorum. Onun sınıfta göreceğiniz koordinat düzlemi diye bir konu var. Bunu, daha doğrusu trigonometri diye bir konu var. Bunu öncelikle ortaokul tekrarını yapıyoruz. Hemen ardından 9. sınıf tekrarını yapıyoruz. Hemen ardından da bunun 10. sınıfa gelmiş oluyoruz. 9'dan Tt tekrarını yapıyoruz. Mesela başka bir konuya bakalım. Ee, ne olsun mesela? Burada neymiş? Bu üçgenler konusu. Üçgenler konusunu önce bir e, ortaokul tekrarını yapıyoruz. Ardından da 9. sınıf tekrarı. Sonrasında 9'dan... TT tekrar yapıyoruz. Yani bu dokuzun sınıfı öğrendiğiniz konuların TT açısından incelenmesini yapıyoruz. Yani bir konunun hem ortaokul tekrarı hem dokuz hem de TT açısından soru çözümü yapmış oluyoruz. Bu fizik, kimya, biyoloji için de geçerli. Önce bir ortaokul tekrarı, bakın ortaokul tekrarı fizikteki bir konunun sonrasında dokuzun sınıf tekrarı sonra dokuzan TT. Veyahut da edebiyat, tarih, coğrafya için de geçerli. Tarihte öğrendiğiniz bir konunun, öğreneceğiniz bir konunun sınıfta önce bir ortaokul tekrarı sonra Dokun sınıf sonra dokuzdan TT tekrar. Bu coğrafya dersi içinde böyle. Böylece sizler hem ortaokulu sağlamlaştırıyorsunuz. Hem dokun sınıf tekrar ediyorsunuz. Hem de onun sınıfı ön hazırlık yaparak dokuzdan ona muhteşem bir hazırlıkla geçmiş oluyorsunuz. Ve böylece tyt hazırlığınızda süper bir şekilde yapmış oluyorsunuz. Ben bir anda TT'yi bitireceğim bu yaz derseniz bu doğru olmaz. Ya bitmez TET bitmez. TT üniversite sınavına hazırlandığınız sene bile bitmeyecek. Her zaman TET hazırlığı devam edecek. TT'yi bitirdim ben. Öyle bir şey olmaz öyle bir şey. tyt bitmez. TT ile alakalı her zaman soru deneme çözmek gerekiyor. Hazırlık programımızda matematik, ETC yani edebiyat, tarih, coğrafya, FKB yani fizik, kimya, biyoloji var. Kolay, sistemli ve sağlam bir şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. Hiç endişelenmeyin. Yaza uygun bir şekilde ilerleyeceğiz. Gün gün videolarımız belli, ödevlerimiz belli. Güzel güzel kitaplarımızdan çok da kalın değil bu kitaplar. İnce ince tekrarlarımızı yapacağız. Ve hem ortaokulu hem de tekrar edip ona müthiş bir başlangıç yapacağız arkadaşlar. Eğer sadece çalışırsak sıkılırız bunu biliyoruz. Sadece gezersek de birçok şeyi kaçırabiliriz. O yüzden dengeli olacağız ve başarıya ulaşacağız. Yaz tatilinde sizler zaten arkadaşlarınızla spor yaparak çok değerli zamanlar geçeceksiniz. buna eminiz. Ama mutlaka 9'dan 10'a hazırlık kampımızda da sizi bekliyoruz. 9'dan 10'a hazırlık setiyle birlikte sizleri hem TYT adına hem de onun sınıfı ön hazırlık yapma adına mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi tatiller, iyi eğlenceler.